ING Mobil'in sunduğu Dünya Trendleri başlıyor. Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde bir girişimi, aynı zamanda bir akademisyeni konuk edeceğim. Daha doğrusu kendisini akademisyen girişimci olarak tanımlıyor. Uzay Çetin şu anda karşımda. Uzay merhaba, selamlar, hoş geldin Dünya Trendlerine. Hoş bulduk Aykut Bey, çok teşekkür ederim davet için. Umarım çok güzel bir konuşma olacak, çok sağ ol. Rica ediyorum, son dönem içerisinde yapay zeka ile ilgili birçok yayın yaptık. 2023 yılında da ona odaklandık biraz da. Trend çünkü bu yönde ilerliyor, çok yükselmiş durumda yapay zeka. Ama sizin girişiminiz dil öğrenmesiyle alakalı bir girişim sanırım, ama farklı farklı da hizmetleriniz var. Bunlardan bahsedeceğiz ama öncesinde belki sen kendini akademisyen girişimci olarak tanımlıyorsun. Belki biraz kendini anlatırsın bize ve ondan sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum. Tabii, çok sevinirim. Uzay Çetin ismim. Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde hocayım şu an için. Son 5 yıldır ben gençlere yönelik ücretsiz yapay zeka eğitimleri düzenliyorum. Sarıyer Belediyesi ile birlikte ortaklaşa yapıyoruz bu eğitimleri. Ve oraya da gerçekten çok iyi öğrenciler geliyorlar. Çünkü zaten sınavla seçiyoruz. Motivasyonu yüksek ve de belli başlı kriterleri sağlayan öğrenciler geliyorlar. Ve bu öğrenciler çok başarılı oldular açıkçası. Yani benim belki en son 25'ti. 25 farklı öğrencim, oraya katılan 25 farklı öğrencim çok farklı hackathonlarda birinci oldu. Hatta 4 yıldır Türkiye'de doğal dil işleme üzerine açık hack yarışması düzenleniyor. 4 yıldır orayı kazananlar benim oradaki öğrencilerim. Bir şekilde orada benim öğrencim olmuşlar ve ilk kazanan öğrencilerim ekiple birlikte aslında biz Samirify'ı kurduk. Dolayısıyla bir akademisyen öğrenci ve sağlanan imkanlar ortam sayesinde ortaya çıkan bir girişim bizimkisi Samirify. Dolayısıyla benim akademisyen ve girişimcilik bu şekilde bağlanıyor. Orada işte Yunus Emre diye bir öğrencim var. Onunla birlikte kurucu ortak olarak kurduk ama daha sonra tabii eklenenler de oldu. Araştırma ve üretim odaklı yapay zeka eğitimi veriyorsunuz burada. Evet, aynen öyle. Peki Şey, yani hiçbir şey bilmeden mi geliyorlar size? Yoksa biraz işte ilgisi var mı insanların? Şöyle bir şey, sınav yapıyoruz. Sınav yaptığımız zaman onlara tabii ki yani katılımcılar sorular soruyoruz ve sorularda da Python programlama bilgisi gerektiren sorular soruyoruz. Yani Python bilmeden gelemezler. Ama şöyle bir şey, mesela diyelim ki birisi şöyle, motivasyon çok önemli olduğu için ben ne kadar uğraştığına da bakıyorum. Yani mesela diyelim ki doğru kütüphaneleri kullanmamış, doğru Python'da doğru şeyleri bilmiyor ama yani çok uğraşarak, belki kulağını işte uzun yoldan tutarak, yani çok uğraşarak yapmış ama ben oradaki o çabayı gördüğüm zaman hah diyorum, tamam bu aradığım kişi diyerek onları alıyorum. O şekilde öğrenci seçimini yapıyoruz. Yani birinci kriter motivasyon. Zaten şey, Python da çok zor bir dil değil aslında. Bu işlere meraklı olan, kendini geliştirmek isteyen herkes böyle kısa sürede belli bir noktaya da gelebilir. Ve ondan sonra da sorduğumuz sorulara gösterdikleri çabayla da bizimle birlikte yol alabilirler. O şekilde ilerledik şu ana kadar. Peki akademisyen kimliğiniz de var. Akademidesiniz, Galatasaray Üniversitesi'nde. Ve burada da yine yapay zeka üzerine mi çalışmalar yapıyorsunuz? Evet, son zamanlarda tabii ki yapay zeka üzerine oldukça fazla yoğunlaştım. Zaten şirketimiz de bir veri bilimi ve doğal dil işleme üzerinde bir şirket. Dolayısıyla çalışma bu arada kesişiyor. Ama şöyle bir alan var, yani yeni bir alan var. Computational Social Science dediğimiz, hesaplama sosyal bilimler adında bir alan var. Burası aslında farklı disiplinlerin bir araya geldiği ve dolayısıyla da gerçekten çok böyle meyve veren, çok fazla yeni ve heyecanlı işin olduğu, araştırma alanların olduğu bir alan. Burada sosyal bilimciler, aslında şöyle bir şey, sosyal bilimciler sorduğu sorulara artık işte bilgisayar kullanarak, veri bilimi kullanarak, yapay zeka kullanarak cevap vermeye çalışıyoruz. Yani diyelim ki toplum herhangi bir konu hakkında ne düşünüyor? Şimdi bunu yapmanın yolu eskiden anketlerdi. Bugün de hala daha anketler ama artık bunun farklı yolları da var. Dijital ortamda dijital iz bırakıyoruz. O dijital izlerde zaten Samirify'da yaptığı şeylerden bir tanesi bu. İnsanlar görüşlerini belirtiyorlar. Yani herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini belirtiyorlar. Bu siyasi bir konu olabilir ya da bir şirketin yeni bir politikası olabilir. Ya da birisi bir açıklama yapmıştır, bir şirket kampanya yapmıştır, bir TV sektöründe bir dizi oyuncusu diyelim ki yeni bir projede yer almıştır. Ve insanlar bunlarla ilgili fikirlerini beyan ediyorlar. Sosyal medyada da bu şekilde bu fikirler dolaşıyor. Şimdi biz bu fikirlerin ne olduğunu anlamak için işte bilgisayar mühendisliğinin, veri biliminin ve yapay zekanın yardımına ihtiyacımız var.
var. Ben burada da hazır aklıma gelmişken şeyi söyleyeyim. Bu, burada da kullandığımız yani ya da oluşturduğumuz bu şeye, yani ben çok sevdiğim bir terim. MIT Media Lab'da Alex Pentland var. Onun kitabında ilk defa okumuştum. Sosyoskop diyor bunlara. Yani nasıl işte diyelim ki mikro evreni anlamak için işte mikroskop var. İşte makro evreni anlamak için teleskop var. Dijital sosyal evreni anlamak için de sosyoskoplar var. Ve aslında biz sosyoskop inşa ediyoruz. Bu sosyoskoplarla insanlar ne düşünüyor? Bunu anlamak istiyoruz ve evet. Bunu da bu da çok çok farklı yerlere doğru gidiyor. Peki yani gerçek zamanlı sosyal medya analizi alanında nasıl bir boşluk fark ettiniz? Yani burada bu girişimi evet. Başlatmadaki motivasyon neydi? Belki bunu sorabilirim. Çok teşekkür ederim. Bu bizim için gerçekten çok çok önemli bir soru. Şöyle bir şey, biz tabii başta söylediğimiz gibi akademisyen girişimciyim. Akademisyenlik tarafım daha ağır basıyordu. Şimdi bilmiyorum dengelenmiş olabilir ama sonuçta yani bir girişim kurmak çok farklı bir şey. Yani gerçekten burada bir fark yaratmak gerekiyor. Sadece akademik çalışmalar değil aynı zamanda karşı tarafın da işine yarayacak şeyler çıkartmak gerekiyor. Biz bu şekilde yola çıktık. Bu arada şey de söyleyeyim aklıma gelmişken. Bu girişimi işte öğrencilerimle birlikte kurmuştuk. Açık Ek yarışmasını kazanan öğrencilerimle birlikte ve orada da TÜBİTAK'a başvurduk. TÜBİTAK 1512 BİG programı var. Yani onda... Bu vesileyle hani arkadaşları, dinleyenlere de iletmek isterim. Sizin de bir girişim fikriniz varsa bu şekilde hibe programları var. Sadece hibe değil burada önemli olan. Sizin iş fikriniz birileri tarafından beğeniliyor mu? Bunu görüyorsunuz ve aynı zamanda da sizi burada gerçekten yani beni mesela ben çok ciddi ve güzel bir eğitim aldım. İTÜ Çekirdek'ten ve de Sabancı School'dan. Çünkü ilk bu arada ilk şey başvurumuz denememizde elenmiştik. Yani son şeyde elenmiştik. Yani bu zaten hep vardır. Girişimciliğin zaten olmazsa olmazı yani bir yerlerde uğraşırsınız olmaz. Vaz mı geçeceksiniz, devam edeceksiniz işte. Yani biz de ikinci kez başvurumuzu aldık ama burada dediğim gibi çok çok farklı şeyler öğrendik. Sizin sorunuza geri geleyim biraz uzattım lafı ama şöyle bir şey hani nasıl, neden gerçek zamanlı? Çünkü sosyal medya analizi uzun zamandan beri yapılan bir iş aslında. Zaten şirketler var, şirketler bu işleri yapıyorlar ve piyasada da bilinen şirketler var. Şimdi biz ama nasıl onların önüne geçeriz? Yani nasıl onlarda olan şeyi o pastada nasıl biz de yer alabiliriz? Yani fark yaratmamız gerekiyor. Orada da yapacağımız şeylerden bir tanesi bir bu işte bilgisayar mühendisliği kökenli bir akademisyen olduğum için bizim modellerimizin daha başarılı olması. Bu birincisi. İkincisi ise bunu işte gerçek zamanlı yapalım. Yani çünkü diğerlerinde olmayan bir şey. Evet sosyal medya analizi herkes yapıyor ama gerçek zamanlı yapmıyor. Peki gerçek zamanlı yapmak ne işe yarayacak diye soracak olursanız. Evet tam da bunu soracaktım. Da, yani bu analizlerin işletmeler ya da markalar için sağladığı avantajlar neler? Evet. Biz bunu aslında şöyle bir şey için yani TV sektöründe yani televizyon ya da medya sektöründe bir dönüşüm yaratabileceğini düşünüyoruz. Yani bir tartışma programı hayal edin. O tartışma programı sırasında işte önemli bir konu konuşuluyor, konuklar var ve o sırada belki de bir siyasi lider de orada konuşma yapıyor ve o sırada halkın nabzının anlık olarak ölçüldüğü zaman o noktada yani mesela moderatör dashboard diyebilir ki ya da şey olabilir. İki farklı tartışmacı birbirleri tartışıyor. Acaba halk hangi tarafa mail ediyor? Hangisini söylediği daha çok pozitif etki uyandırıyor? Bunu anında bir moderatör dashboard anında görecek ve diyecek ki yani sayın konuşmacımız sizin söylediğiniz şey az önce halkta şöyle bir şey uyandırdı. İsterseniz bunu tekrar düşünün ya da burayı biraz daha açmak ister misiniz diyebilir. Ya da bir siyasetçi için bir reklam arasına gidilip isterseniz buraya toparlayın falan şeklinde anlık dönüşler yapılabilir. Böyle bir şey için yani TV sektörünü değiştireceğini müthiş düşünüyorum. Bir yani. Şey, müthiş bir şey bence. Şahan Gökbakar'ın bir şeyi vardı, esprisi vardı böyle. Hatırlıyor musunuz onu? kesinlikle. Rating. Ben de yani Şahan'ın ilk zamanlarını biliyorum. Evet. Ratingler düştü diyordu, masaya vuruyordu, ratingler yukarı çıkıyordu. Ona benzettim şu an. Aynen öyle yani. Evet bu şey hani bilim kurgu filmlerinde önce şey yapılır daha sonra da bu gerçeğe dönüşür ya. Bizde de Şahan'ın aklına gelen şey daha sonradan ortaya çıkmış oldu gerçekten. Bu şey yani hani değişim yaratacak, fark yaratacak bir ürün olarak düşündüğümüz şeylerden bir tanesiydi. Burada işte veri bilimi, yapay öğrenme, doğal dil işleme bu konuları harmanlayarak nasıl bir ürün ortaya çıkartabiliriz ve fark yaratabiliriz diye şey yaptık. Bir de sizin söylediğiniz bir şey vardı. Yani yapay zeka çok revaçta şu sıralar. Herkes bunun üzere. Sizin de programlarınızda anladığım kadarıyla sayısı artıyor. Bu neden böyle oldu? Çünkü şey... Yani çok büyük bir başarı elde etti. Yani doğal dil işleme konusunda hani ChatGPT değil mi? Siz de farkındasınızdır. Evet. Kullanıyorsunuzdur diye de tahmin ediyorum. ChatGPT evet. dünyayı kasıp kavurdu. Yani başka herhangi bir dijital ürünün geldiği noktaya milyonlarca kullanıcı sayısına o çok daha kısa sürede geldi. Yani tüm dünyayı kasıp kavurdu.
Çünkü yaptığı şey gerçekten işe yarayan ve cezbedici bir şey olarak çıktı. Ve de bu da yani yapay zeka gerçekten ben bu alanda çalışan birisi olarak buraya bu kadar hızlı geleceğini tahmin etmiyorduk. Aslında çoğu araştırmacı da aslında bunu tahmin etmiyordu. Burada çok büyük bir gelişim hızı var ve buraya ayak uydurmamız gerekiyor. Yani oradaki o teknolojiyi anlayıp kullanmamız gerekiyor. Kesinlikle ben de katılıyorum. Yapay zeka alanı tıpkı birçok alanda olduğu gibi hızlı yükselişini sürdürmeye devam ediyor ve biz de takip ediyoruz, kullanıyoruz aynı zamanda içerikleri üretirken de. Yapay zeka daha hızlı olmamızı, daha kolay işleri yürütebilmemizi sağlıyor. Bölüm sponsorumuz ING Mobil'in kullanıcılara zaman kazandıran kolay ve zahmetsiz bankacılık deneyiminden de bahsetmek istiyorum. Yeni şubeniz Cebimdeki Danışman, işlemlerinizi hızlıca halledin diye haftanın her günü hizmet vermeye devam ediyor. Siz de yenilenen ING Mobil'den gece gündüz Cebimdeki Danışman'a canlı bağlanarak bankacılıkla ilgili sorularınızı danışabilir, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz yapay zeka ingo ile yazışarak sorularınıza anında yanıt alabilirsiniz. Yok ben eski usul devam etmek istiyorum derseniz de, müşteri temsilcisiyle yazışmak isterseniz de canlı desteğe 7 gün 24 saat ulaşma şansınız var. Sonuçta ING kalıpların dışında, hayatın içinde, senin yanında. Şeyi merak ediyorum, siz hangi şeyleri kullanıyorsunuz, sosyal medya platformlarını kullanıp analiz ediyorsunuz ve ne tür veriler topluyorsunuz? Belki bundan bahsedebiliriz. Deminki soruyu da biraz daha açabiliriz sonra. Tabii ki. Şöyle bir şey, sosyal medya analizinde biz birden fazla platform üzerinde analiz yapabiliyoruz. Bunların başında tabii ki Twitter geliyor. Onunla birlikte YouTube. Mesela YouTube'da sadece YouTube'da videonun altına yazılan yorumları değil, YouTube'un videosunun içeriğindeki konuşmayı da, o metni de alıp orada da analiz yapabiliyoruz. Sosyal bilimcilerle çalışıyoruz şu an. Sosyal bilimciler şöyle bir projeyle geldiler mesela bize. Dezavantajlı gruplar ana haber bültenlerinde ne kadar temsil ediliyorlar? Görmezden mi geliniyorlar? Yoksa gerçekten temsil ediliyorlar mı? Mesela biz onlar için o ana haber bültenleri, YouTube'a koydukları ana haber bültenlerinde ne olduğuna bakabiliyoruz. Şimdi sorunuza ben devam edeyim. Twitter, İşte YouTube. Bununla birlikte Facebook ve Instagram da hazır durumda. Yani burada da veri çekebilir durumdayız. Ama orada talep geldiği zaman yapıyoruz. Şu an için hali hazırda özellikle Twitter ve YouTube üzerinden bu verileri alıyoruz. Onun dışında şöyle, tabii ki ekşi sözlük çok önemli. Şikayet var çok önemli. İşte Apple Store gibi yerler, çok buralardan da verileri toplayabiliyoruz. Aslında şöyle bir şey. Özellikle birlikte çalıştığım o gerçekten çok iyi cevval çocuklar var. O işte açık eki kazanan çocuklar. Onlardan bir tanesi Yunus Emre. Yani o şey, neredeyse interneti zipleyip indirebilecek kadar veriyi çekme yeteneğine sahip. Dolayısıyla da yani herhangi bir ihtiyaç olduğu noktada oraya da çözüm sağlıyoruz. Anladım. Öyle. Benimle bir demo paylaşmıştınız. Bu işte Habertürk'teki bir canlı yayın sanırım bu. Yaklaşık bir yıl önce gerçekleşen bir televizyon programı. Burada mesela anlık bir şekilde her şeyi görebiliyoruz. İşte genel şikayet oranı, özgün kullanıcı sayısı, dakikalık ortalama tweet sayısı. İnanılmaz gerçekten. Bunu televizyon kanalı paylaşmadı tabii, değil mi? Bu sizin kendi içinizde yaptığınız bir demo. Evet, kendi içimizde yaptığımız bir şey. Demo olarak yaptık, görüştük de. Ama şu an için doğru kanalları sanırım erişemedik. Doğru iletişim, eğer bizi dinleyen varsa şey yapabiliriz. Yani bu ürün şu an için tamamen hazır durumda. Ve de yani TV sektörünü gerçekten değiştirecek bir ürün. Medya sektöründekilerle görüşmeyi çok isteriz. Şey, yani mesela moderatör o sırada, diyelim ki ben moderatörüm, şey diyecek programın ortasında. Evet. Şu anda bizim programla alakalı 1127 hatta artıyor şu anda. İşte 1143, 55. Böyle gidiyor. Tweet atılmış diyecek. Bunların işte şu kadarı olumlu, şu kadarı olumsuz. Ama bu belki bir dezavantaj yaratır mı bilmiyorum şey için, kanal için. Orada onu nasıl sunmak lazım bilemedim şu anda. Düşündüm, sesli düşündüm de. Evet. Çok haklısınız o konuda. Orada büyük ihtimalle sunucunun yanındaki reji belki şey yapacak. Çünkü hem sunucunun zaten birçok şeyi kontrol etmesi gerekiyor. Orası çok hızlı aksiyon alınması gereken bir ortam. Belki orada reji takip edip sunucuya direktif verebilir. Sunucunun da önünde çok hızlı görünecek şeyler olabilir. Böyle bir setup olacaktır diye düşünüyorum. Bu istatistikleri izleyiciyle paylaşmayacak. Olumsuz gidiyorsa program, yani tepkiler olumsuz geliyorsa, o sırada moderatörün bir şeyler yapması gerekiyor belki.
başka bir şeyler, evet, olumluya şöyle, çevirmek için. Şöyle bir şey. Evet, istatistikleri paylaşmakta bence bir sorun yok. Yani o gerçi televizyonun ya da programın karar vereceği bir şey ama bence hani şu an bizi şu kadar kişi izliyor ve atılan yorumlar pozitif demekte bir sorun yok ama pozitif yorumları ekrana getirelim. Yani yorumları da görelim derse ve kontrol edilmeden getirirse ve o sıkıntı olabilir. Böyle bir şey yapmamak lazım. Yani orada bir filtreden geçirmek gerekiyor. Çünkü bir anda ekranda görünmesi istenmeyen bir şey görünebilir. Ama istatistiklerde sorun olduğunu zannetmiyorum. Bu arada sadece basit istatistiklerin dışında da şeyler yapabiliriz. Bu da işte doğal dil işlemin geldiği noktayla ilgili. Yani doğal dil işlemi artık şöyle şeyler de yapabilir durumdayız. Yani diyelim ki negatif tweetler atıldı. Program çok yoğun izlenen bir program olabilir. Ve de işte o sırada çok fazla tweet ya da yorum atılıyor olabilir. Şimdi negatif tweetleri bana grupla alt kırılımlarını getir denebilir. Ve orada da bakılır ki işte o sırada konuşmacının kıyafetini beğenmeyenler olabilir. Yani şu an atıyorum sadece. Evet. Bir alt başlık bu olabilir. Başka bir alt başlık şu olabilir falan filan. Böyle buralar tabii daha detaylı analize giriyor. Sunucu için çok şey değildir. Sunucu buna bakamaz ama sunucunun arka planında reji bunlara bakabilir diye düşünüyorum. Ona göre yönlendirir sunucuyu ve yönetmen de zaten aynen, bunun için var. Yönetmen ona göre evet, bir perspektif çizebilir. Evet. Peki sosyal medya analizi sırasında karşılaştığınız zorluklar neler? Veri hacmi, veri güvenilirliği bahsettik ya az önce. Başka faktörler bu girişiminiz için zorluklar yaratıyor mu? Nasıl başa çıkıyorsunuz bu zorluklarla? Sosyal medya analizi için şöyle bir şey var. Yani doğal dil işlemde çok büyük gelişimler oldu. 2017 yılından beri aslında. 2017 yılı bir kırılma anı doğal dil işlemede. Yeni bir yapay sinir ağ mimarisi ortaya çıktı. Transformer diye. Ve ondan sonra zaten şey, Google çeviri falan iyi değildi. İlk böyle bir Google çeviri böyle çok güzel çalışmaya başladı 2017 sonrasında. O işte yeni bir model bulunmuştu. Onun devamında modeller gittikçe arttı. Bu Transformer modeli dediğim şey. Ondan sonra BERT diye bir şey ortaya çıktı bunun üzerine. Sonra da GPT diye bir şey ortaya çıktı. BERT oldukça iyi sınıflandırma yapabiliyor. Mesela duygu analizi için çok güzel sınıflandırma yapabiliyor. Pozitif, negatif, nötr. Yani bir kutuya koyun. Bu metnin sence hangi kutuya girecek sorusuna çok güzel cevap verebiliyor. Diğer GPT tarafı ise generate ediyor. Yani siz bir soru soruyorsunuz ve o sorunun cevabı ilk kelime ne olacak? Ondan sonra kelimeler ne olması gerekiyor diye sürekli bir sonraki kelimeyi tahmin eden bir model. Bu şeye de benzer. Zaten büyük dil modeli diyoruz. Dil modelleri. Dil modeli demek bir sonraki kelimeyi tahmin etmek demek. İşte GPT onu yapıyor. Bizim kullandığımız şeyler genellikle BERT tabanlı oluyor. Biraz teknik şeyle ilgili ama iki dakika susacağım. Öyle. Evet. BERT tabanlı oluyor ve de BERT gerçekten çok iyi çalışıyor. Duygu analizi kısmında ama bir zorluğu var. Birazdan söyleyeceğim. Bir de işte GPT. ChatGPT'ye giden yolda GPT taraf var. GPT bugün artık şey olmuş durumda, yani paralı. Hani ChatGPT paralı bir model. Yani para vererek çalıştırabiliyorsunuz gerçek anlamda yararlanmak istediğiniz zaman da. BERT tabanlı modellerde ise çok başarılı ama orada şeyi söyleyeceğim. Mesela duygu analiziyle ilgili yaşadığımız zorluklardan bir tanesi. Sektörden sektöre değişiklik gösterebiliyor başarı oranı. Şöyle söyleyeyim. Genellikle e-ticaret sitesinde duygu analizi için nasıl metodoloji yapılır? Yani böyle pozitif negatif nötr nasıl algılanır? Şöyle mesela veriyi çekersiniz. Bir e-ticaret sitesinden puanlanmıştır yorumlar. 1 puan, 3 puan, 5 puan diye. İşte 1 puana negatif, 3 puana nötr, 5 puana şey dersiniz. İşte pozitif dersiniz. Ve bu elinizde girdi çıktı veri kümesi olur. Ve siz buradan modeli eğitirsiniz. Ama bu e-ticaret sitesine özel bir yaklaşımdır. Yani e-ticaret sitesine özel bir yaklaşım olduğu için mesela diyelim ki Twitter'da şöyle bir şey yazdığı zaman siz modeli böyle eğittin çok ucuz bir insan dediği zaman şimdi ucuzluk e-ticaret sitesinde ucuzluk iyi bir şey ya der. Ondan sonra çok ucuz insana pozitif diyebilir. Yani anladım. Sektörden sektöre değişir. Mesela diyelim filmi soluksuz izledim der. Siz bunu gidip şeye, soluksuz şeyde eğitilmişse, sağlık verilerinde eğitilmişse soluksuz kalmak kötü bir şey. İşte şarkıcı sahneyi yaktı diyelim ki. Yakmak kötü bir şey ama eğlence sektöründe iyi bir şey. Yani sektörden sektöre değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla da bir sektörde eğitiyorsunuz ve model %90 başarıyla çalışıyor. Ama başka bir sektöre geçtiğiniz zaman dramatik bir şekilde başarısı düşüyor. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. Daha çok zorluklar var, teknik zorluklar var ama şimdi çok da fazla sıkmak da istemem dinleyiciyi. Anladım. Yani şeyi eğitmek de zor bir şey anladığım kadarıyla. Kesinlikle, kesinlikle evet. Hatta başka bir zorluk daha söyleyeyim. İnsanlar da anlaşamıyorlar. Yani siz büyük ihtimal şimdi şey diyeceksiniz. Bizi dinleyenler şey diyecek. Ne var ki? Yani bir tweet gördüğü zaman kesinlikle onun pozitif olduğunu, negatif ya da nötr olduğu, üçünden biri ne oldu? Kesinlikle doğru bilirim diyeceksiniz. Ama iki insanın, yani insanların birbiriyle uyuşma oranı %70. Yani 100 tweetten 70'inde duygu analizinde uyuşuyorlar. Çok acayip. Ya gerçekten benim bana göre pozitif olan şey başkasına göre nötr olabiliyor. Doğru, çok haklısınız yani. Negatif ve pozitif düşünceler farklı olabiliyor. Evet. Bu seçim döneminde özellikle kullanma şansınız oldu mu? Yani geride bıraktığımız seçim döneminde.
Evet. Bizim zaten gerçekten üzerine çalışmak istediğimiz, bunu ilk daha kurgularken yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi buydu. Bir de şöyle bir şey. Az önce söyledim ya, hesaplama sosyal bilimler. Hesaplama sosyal bilimler, mühendislerle sosyal bilimcilerin bir arada çalışması gerekiyor. Biz Bilgi Üniversitesi'nden Halil Altıcıoğlu ve Aylin Dal Hoca ile birlikte çalışıyoruz. Yani onlar da Bilgi Üniversitesi'nin medya bölümündeler. Dolayısıyla da birlikte işte mesela TV sektörü için ya da siyasi arenada işte neler olduğunu anlamak için biz bu modelleri kullanıyoruz ve de diyelim ki işte taraflardan birinin yaptığı bir açıklama toplumda nasıl bir yankı uyandırdı gibi bir analizi biz o taraflara ilettik. Yani o şekilde söyleyeyim size. Anladım. Siyasi anlam. Anladım. Evet. Peki evet. sosyal medya analizi dışında başka ürünleriniz de var mı girişimin içerisinde? Sosyal medya analizini geliştiren ürünlerimiz var. Yani şu an çok yeni bir şekilde bir şeyin üzerinde çalışıyoruz. O da yani sosyal medyayla sohbet etmek gibi bir şey. Yani sosyal medya, yani şöyle bir şey. Bir işte Ekşi Sözlük gibi, Twitter gibi sosyal medya platformlarında sizin merak ettiğiniz bir konuda yazılmış olan şeyler var. Ve siz bizim sistemimize soru soracaksınız. İşte şu sosyal mecrada şu konu hakkında ne düşünüyor diye soru soracaksınız ve de oranın bilgisi size cevap verecek. Yani sosyal medyayla etkileşimi de değiştirmek istiyoruz aslında. Şu an yeni ürünümüz bu. Hani Anladım. TV sektörü bir değişiklik yaptığımız gibi sosyal medyada etkileşimimizi de. Çünkü sosyal medyada kaybolup gidiyoruz. Saatlerimizi harcıyoruz. Halbuki bunu daha kısa sürede aradığımız şeye ulaşsak, bunu kolaylaştıracak bir sistem tasarlarsak çok iyi olur diye düşünüyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bir de şey söyleyeyim. Burada kullanacağımız teknolojiler anlamında az önce BERT ve GPT'den bahsettim. O GPT'nin geldiği noktada artık OpenAI. Bu arada şeyi de hatırlatayım. Bu işler aslında Google'ın Transformer şeyiyle başladı. Google'ın Transformer modeliyle başladı. Yani bunu Google başlattı. İlk ciddi çalışma o işte çevirideki o iyileşme. Ondan sonra bu teknolojiyi alıp başkaları kullandılar. Bugün OpenAI ondan aldığı o bilgi, yani o temelde ondan aldığı şeyin üzerine bayağı bir şey koyarak bunu gerçekten dünya çapında ses getiren bir şeye dönüştürdü. O ChatGPT dediğimiz şeye dönüştürdü. Dolayısıyla Google ve OpenAI arasında böyle bir çekişme oldu. Ama aynı zamanda diğer büyük şirketler de bundan geri kalmıyorlar. Zaten OpenAI Microsoft'la bir bağ kurdu. Bunun dışında işte Facebook kendisi de bir şeyler yapıyorlar. Facebook bu büyük modeller, bu tek bilgisayarda çalışabilecek modeller değil. Bizim bir üniversite akademisyeni ya da benim küçücük bir ekiple kurduğum bir şirketin yapabileceği şeyler değil. Bunlar gerçekten böyle binlerce GPU ile birlikte tüm internet üzerinde çalışabilecek çok büyük yapılar sonucunda ortaya çıkmış şeyler. Ama şöyle bir şey oldu. Meta bu ChatGPT'nin ufak versiyonunun eğitilmişini Meta'dan bir şekilde sızdı. Ve artık bu ne demek oluyor? Bu da yepyeni bir şey, yepyeni bir alan açtı. Yani bu ChatGPT'nin onun ücretsiz ve tek bir bilgisayarda çalışabilecek versiyonları artık dünyada her yeni gün yeni bir tanesi çıkıyor. Bu da ne demek oluyor? Bu da yepyeni bir iş alanı ortaya çıkartıyor aslında. Şöyle bir şey, şirketler ChatGPT ile çalışma konusunda çekinceleri olabilirler. Çünkü siz ChatGPT'ye bir şey sorduğunuz zaman bu ChatGPT'nin yani OpenAI'nin serverlarına gidiyor. Belki de gitmemesi gereken bilgiler oraya gidecek. Ama az önce bahsettiğim gibi yeni tek bilgisayarda kapalı kutuda çalışabilecek ChatGPT'nin kadar başarılı olmayan ama işte idare edecek versiyonları ortaya çıkmaya başladı. Ve bunlar kapalı sistem olarak çalışabilecekler. Bu da yepyeni bir alan oluşturuyor. Yepyeni bir iş alanı oluşturuyor ve biz burada da öncü olmak istiyoruz. Anladım. Peki çok güzel bir şekilde anlattın. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bence Türkiye'de şu anda bunu yapan yok herhalde, değil mi? Yani sosyal medya analizi yapan var ama anlık canlı bir şekilde bunu sunan var mı böyle girişimler? Yok. Bu son 3 söylediğim şey, 3'ünde yapan yok. Son söylediğimi düşünenler var. Hatta ben de zaten çok yakın bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Kapalı ChatGPT versiyonu dediğim şey. Bunları düşünmeye başlayanlar var ama çok farkında değil. Yani çok az sayıda insan farkında şu an Türkiye'de. Diğer söylediklerim de aynı şekilde. Gerçekten az sayıda insanın farkında olduğu şeyler. Biz de yani fark yaratacak yenilikçi çalışmalar ortaya koymak istiyoruz. Gayet heyecanlıyız. İyi bir ekibimiz var. Tabii ki hani Türkiye'de bulunduğum şartlar nedeniyle birazcık daha iyi imkanlar olsaydı süper olabilirdi. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Tamam, harika gerçekten. Sizi takip eden girişimlere neler önerirsin? Onlar nasıl ulaşsınlar ya da onlara ne gibi tavsiyeler olabilir? Evet, şöyle bir şey. Yani ben kesinlikle yani TÜBİTAK bir çok uğraştırsa da oradan başlamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten birileri, hakem heyeti sizi onaylıyorlar. Heyecanla kapılabiliyoruz. Yaptığımız şey doğru mu? Bilmiyoruz. Bunun bir şeyden hani bilir kişiler tarafından onaylanması bence artı bir oluyor. Zaten bu konuda çok eğitim almak gerekiyor.
Biz burada şöyle bir şey, yani ben bunu tabii kendim de tek başıma başaramazdım. Burada bir o işte hem öğrenci arkadaşlarım da, şu an artık ekip arkadaşlarım, onlar var. Bilgi Üniversitesi'nin hocalarımız var. Bir de benim şansım Akın Arslan hocayla bir araya gelme fırsatı buldum. Yani Akın Arslan gerçekten çok çok yani Türkiye'deki çok önemli girişimcilerden, o da akademisyen girişimci ama akademisyen kimliğini çok ön plana çıkarmıyor. Evet. Bir tanesi. Ve yani şey, hani bizim gerçekten mentorumuz. Yani bu konuda insanlar birbirlerine yardımcı olması gerekiyor bence. Onlar da diğer girişimci arkadaşlarımız da daha çok yol almış kişilerle bir şekilde kontak kursunlar. Genç arkadaşlarımız, yani mühendis olacak olan üniversite öğrenci arkadaşlarımız bence girişimlerde çalışabilirler. Bazen bu o kadar istedikleri kadar iyi ücret alarak çalışamayabilirler. Ama oradaki maksat zaten o şeyi görmek, öğrenmek, bu yaşanılan zorlukları fark etmek. Yani inanın bu girişimcilik gerçekten düşündüğümden çok daha zor bir şeymiş. Yani tabii ki çok heyecanlı, çok güzel, mücadeleci ve maceracı bir ruha sahip olmak gerekiyor ama iyi ekip arkadaşları, iyi bir network gerekiyor. Ya zaten şey, yani bu hep böyledir. Yani devlerin omuzlarında yükseliyoruz. Yani az önce anlattığım şey de teknolojiler de öyle. Google başlatıyor, OpenAI ileri götürüyor, Meta bir şeyler yapıyor. Ondan sonra başkaları open source komünite bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla da hep böyle bir birliktelik, paylaşımcılık ön planda olması gerekir diye düşünüyorum. Yani mentorlarla iletişime geçsinler. Süper bir kapanış oldu o zaman. Girişimciliği de çok güzel bir şekilde özetlemiş oldunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bölüm oldu. Umarım bizi dinleyenlere bir fayda yaratmışızdır. İlk defa duyduğum bir şeydi benim açıkçası. Ve önümüzdeki dönemde de Türkiye'den çıkıp dünyaya açılan bir girişim neden olmasın? Farklı bir şey yapıyorsunuz çünkü. Ve kapatırken de her konuğuma bir kitap önerisi soruyorum. Belki siz de bir kitap önerisi yaparsanız sonra da veda eder kapatırız. Yani girişimcilikse eğer herhalde Zero to One mıydı? Zero to One diye bir kitap vardı. Değil mi? Girişimcilikle ilgili zannedersem. Evet, evet, sıfırdan bire. Yani sıfırla bir, yani sıfır arasında korkunç bir fark var. Oraya ulaşmak çok zor. Yani girişimcilik anlamında bana önerilen kitaplardan bir tanesiydi. Daha sonra gerekirse başka kitap daha öneririm. Tamam, peki. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Başarılar diliyorum size. Ekibe, herkese selamlar. Akın Bey'e de selamlarımı iletiyorum. O da bizim iki kere konuğumuz oldu. Tanışmamızın da tabii ki vesilesi oydu. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Ona da çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Tekrar buluşmak üzere o zaman. Görüşmek üzere. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. ING Mobil'in sunduğu Dünya Trendleri sona erdi.